Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız, kiminle çalışacağız? Fatih'te çok güzel bir lokmacı açıldı. Ben de hemen atladım buraya geldim. Biliyorsunuz son zamanlarda lokmalara bir şey oldu. Böyle çikolatalar içinde, karameller içinde çok şık sunumlarla önümüze gelmeye başladı. Ben de merak ettim nasıl yapılıyor diye. Her şeyin profesörü var efendim, tanıyorsunuz kendisini. İçeride beni bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın. Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Mehmet Sur. Her şeyin profesörü. Her şeyi bilen adam. Yemek yarışmalarının göz bebeği. Abi nasıl yapıyorsun bütün bunları? Dedik ya, her şey profesörüz. Çünkü yani bu işin de profesörüyüz. Çünkü bir de lokma işine girmiş. Lokma yapıyorum. Lokmanın içine sevgimi koyuyorum. Dışına imzamı atıyorum. Üstüne ne yapıyorum? Mutluluk dağıtıyorum. Hoş geldin. Şimdi hepsi abi, Allah razı olsun. Saygılar. Çok teşekkür Hayırlı ederim. Hayırlı olsun. Dedim de seni burada ziyaret edeyim. İyi ettin. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığın için, geldiğin için çok sağ ol. Ama ben de bu işi sana öğreteceğim. Sakın İnşallah. Kimseye söyleme. Sır mı? Sır ama kendin açabilirsin yani bu işi. Çünkü bu mesleği herkese göstermem lazım. Seyircilerimiz yani. De bilmesin. İlk çırağım da sensin, ona göre. Süper. Hadi bakalım. Harika. Şimdi bu lokma son zamanlarda bir popüler oldu abi. Ne oldu bu lokmaya? Bu lokma şeydir, eskiden mesela şerbetli lokma oluyordu. Şimdi insanlar yemiyordu, ağır oluyor, şey oluyordu. Bu lokmaya biz şey yaptık. Sütlü çikolata koyduk, bitte çikolata koyduk, beyaz çikolata koyduk, üstüne meyve koyduk. Ondan sonra yani sevgimizi koyduk. Sevgimiz nedir? Çilektir, muzdur, fıstıktır, Hindistan cevizidir, bitterdir. Yani her şey var üstünde. Coşuyor. Çünkü o kadar güzel oluyor ki, değil ben mi? Diyorum ya, ama tamam yaşamaları gerekir. O zaman ya lokmayla ilgili bir şarkı yok mu abi? Ne diyoruz? İstanbul'un eteğinde bir lokmacı bulsam. İstanbul'un eteğinde lokmacı bulsam. İnsem vefaya, orada bir lokma yesem. İnsem vefaya, orada bir lokma yesem. Yedikten sonra da sahillere insem. Yedikten sonra da sahillere insem. Eşortmanları giyip spor yapıp dolaşsam. Çok düşük bütçeli klip oldu yani, bu ya. Bu klibi güzel yaptım çünkü nedir? Ne diyorum? İstanbul'da bir lokma yediğim zaman, sahillere indiğim zaman sahilde yürüyüş yapmak, koşmak güzel bir şeydir. Çünkü nedir? Sevgi hem yemektir hem eritmektir. Sporunu yap, yemeğini ye ve mutlu yaşa. Kendini seven güzel yemek yer. Güzel yemek yemeyi bildiğin zaman, kendini sevdiğin zaman herkes seversin. Evet. Sağlıklı olduğun zaman insanları sevmeyi bileceksin. Çünkü her şey sağlıktan gelme. Yemek ve sporu benim olmazsa olmazım. Evet, programımızı burada noktalıyoruz. O zaman ne yapalım? Başlayalım mı sevgili seyirciler? Biz başlayalım sevgili. Hadi buyurun. Buyurun lokmaya ve Tuğba'ya öğretiyorum. Şimdi bunun bir makinesi var. Evet. İçine hamur karışımı oluşturuldu. Neler var içinde? Hamurunu ben özel, benim bir şeyim var. Bu kendi özel yağım var. Yani, yağ mı ürettin kendi, de? Kendi bir sosum var yani içinde. Bir o sosum var. İmzan var. Evet, imzan var. Soslu imzan var. Ondan sonra içinde şey var. Su var. Tamam. Hafif şeker, tuz, maya ve hamur. Yani ondan yapılıyor. Süper. Bir de sevgim var içinde. Yani onu da söylemiyorum. Her şeyin en önemlisi değil kesinlikle, mi? Kesinlikle evet. Şimdi bakalım yapabilecek miyim ben? Şimdi Tuğba, ben sana bunu söyleyeyim. Önce şurayı tutuyorsun bir elinle. Bu hamuru önce bir karıştırıyoruz. Şunu tuttuktan sonra. Orada? Şunu bir kere çevirdin mi geliyor. Fıt fıt atacak. Kapatacaksın. Bir kere çevirdiğinizde kapatacaksın. Kapatacağım. Tamam. Şöyle. Şöyle. Çevir bir kere. Çevir. Kapat. Kapat. Doğru, biraz yağmur yumuk çıktı ama. Böyle bir lokma olmaz ya. Olur. Başlangıçta zaten öyle gelir. Kapat. Oldu, bir dakika. Bir kere dağıt. Çok güzel. Çok güzel. Bu kadar şimdilik yeter mi? Yetmez, sen bas. Ay çok zevkli. Evet, bir daha. Çok güzel. Ya, yemin ederim sen bayağı başarılısın. Ama nedir biliyor musun? Sen bu işi seviyorsun. Vallahi çok bir şeyi sevmediğin zaman
başaramazsın dedim. Aa, İşte olayımız budur. Çocuklarınızı her zaman gastronomi de öğretin yani. Değil mi? Evde bile iş yaptığın zaman, mutfağa geçtiğin zaman çocuklarınız tabii ki okulda geldikten sonra 10 dakikasını da mutfağa koyun ya. Yemek yapmak güzel bir şeydir yani. Çok güzel. Şimdi bir de, önce bir pişsin mi abi? Burayı bir pişecek tabii şu şekilde, şu şekilde pişecek evet. Bir kere de yap, bir kere de yap. Bence çok güzel oldu. Çok zevkli. Evet. Olay budur. Şimdi şunu gezdireceksin. İlk defa yaptığım için biraz i̇lk, böyle bir hayır, şekil şemaz. Bütün lokmacılarda, tatlıcılarda ilk olan makinenin hakkıdır. Güne ha, göz attı var ya. Şu göz hakkını biz bunu pişiriyoruz. Kendi mutfağımızda kendimiz yiyoruz yani. Ama müşterilerimize şöyle tane tane bak görüyorsun mis gibi olmuş. Bakayım. Şöyle çevireceksin yani. Hani kısa bir tanesini yapayım şöyle çevirmeye çalışacaksın. Yağın içinde çevirmeye başlayacaksın. Yani bunu sen yapıyorsun şu anda. Gelmiş tamam hemen bakalım abi. Bir bak ne yazıyor. Ne yazıyor? 5 tane çikolatalı bir de bitter çikolata sos değil mi? Çikolata nasıl yapacaksın şimdi? Böyle pırt diye içine takacağım. Öyle yapacağım. Tamam. Şöyle çikolata eline al. Şunu eline al. Batır. Tam orta bölümde. Şöyle. Buradan çek. Tam bir bastır. Bastır bastır. Aaa. Aksın. Oldu mu böyle? Oldu oldu. İçine tam yerleştir. Tam yerleştir. Tamam. Evet tamam bastır. Tamam. Çok güzel. Tamam, kenardan atsın, atsın tabii tabii. Şöyle set tarafından mesela şuradan batırdığın zaman tabii tık daha atsın. Dök. Tamam. Evet, döşen hızlı ama pratik. Bravo Tuğba, vallahi bu işi kavradın. Ya bundan çok sonra zevkli. Lokmacı Tuğba. Karşıda dükkan var mı boş? Boş. Aa, rakip mi olacaksın? Aa, olmaz ki. Senin rakibin olamam ben ya. Ya ya, olursun ya. Sonra üstüne bir ters çikolata. Tamam. Bir de bir de şöyle yapsan aslında çok güzel olur. Ne yapayım? İmza mı atayım? Şöyle var ya, şöyle imza var ya şöyle. Bak. Sunumun kralı bu adam. Dans edeceksin. Şimdi ne oluyorsun? Halkı üzerine koyuyorsun. Kafana göre. Doğaçlama neyi seviyorsan doğaçlama yap yani. Neyi seviyorsan at üstüne. Böyle karışık şey yap. Şundan. Sen neyi seviyorsan onu at. Müşteri. Müşteri. Bugünlük. Abi her şeyi yesin değil mi? Tuğla'ya bırakıyorsun. Bana artık, emanet abi. Artık tadını Tuğba'ya bırakın. Masaya da götür abimin önüne bir bakalım. Geliyor. Evet geliyor. Vallahi bol malzeme oldu ben sana şu söyleyeyim. Şu tadının güzeline bak ya. Bu işin iyisi biziz abi. Evet. Çikolata da bırak. Bu işin kralı benim. Hangisinden? Şuradan. Şundan bir çubuk bırak. Ha şundan. O da nedir? Şöyle süsleyelim. Aksesuarı. Bir tane yeter ondan. Hadi her neyse. Bugün iki tane olsun. Onu da batır. Dıt 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 dıt. Şöyle getir. Şöyle götürüyorsunuz. Masaya götürüyorsunuz. Ne varsa koy abi. Şöyle. Evet. Gidiyor. Hoş geldiniz. Abi eyvallah. Efendim afiyet olsun. Teşekkürler. İlk lokma yapışım bu benim. Evet sipariş. Çocuklar siparişini de verin. Tuğba bir sipariş daha geldi. Biraz hızlı geldi olman mi? Lazım. Geldi mi? Geldim abi. Biraz hızlı olman lazım. Abi eyvallah. 8 adet. Çikolatalı. 8 adet çikolatalı. Bir tane çikolata bal tarçın. Bal tarçın evet. Hop. Tamam şimdi buna ne yok ne koyuyorsunuz? Çikolata. Sütlü çikolata istemiş. Sütlü çikolata. Sütlü çikolata budur. Aa bir dakika. Süte benziyor sütü çikolata. Kafam karıştı. Şiir yapalım, şiir. Vallahi sen bizi iflas ettireceksin. Ama şekil. Hocam. Ben bilmem. Tamam, tamam. Biraz daha dökebilirsin. Tamam, yeter, yeter. İşte, işte bu. Bu işi kavradım olayım. Bu işin profesörü benim. Vallahi bu ne güzel bir şey oldu böyle ya. Lokmamızı yaptık. Şimdi bir babaanne tatlımız var ya, sen her zaman da seversin. Ondan evet. Da ben bir sunumunu lokma şeklinde yapayım. Aa. Tabii beraber yap. Sen mi yapacaksın? Buyurun. Şöyle kapağımızı kaldırıyoruz. Aa. Şurada babaanne tatlısı şöyle. Sana. Babaanne tatlısı. Evet. Senin meşhur tatlın. Benim meşhur. Kendi biliyorsun Mehmet Sur olduğum için kendi soy ismini koymuşum. Bak şöyle. Şunu şöyle altına koyuyoruz.
Dondurmayı keselim. Beyaz dondurma gidiyor şu tatlıya özellikle. Oo. Dondurmalı falan şovlar. Ben yedim sevgili seyirciler. Özellikle daha önce biliyorum da bilmiyormuş gibi hem, davranıyorum şu hem anda. Hem kış hem yaz aylarında olmazsa olmazdı bu tatlı. Bu kadar da dürüstüm yani. 20 kere yedim ben bu tatlıyı zaten. Bunu da bir Bihter'le notarayacağız. Oo. Neler yapıyorsun ya? Ne niye geldik, ne umduk, ne bulduk oldu bu? Yani bu da şeydir. Sevdalar başlıyor. Ben ses taştı. Mehmet abi, ben seni görünce niye türkü söylemeye başlıyorum? Çünkü nedir biliyor musun? Türkü gibi bir suratım var. Yani şiir gibi, yani güzel, insanın yüzü güzel olduğunu da türkü söylesi geliyor. Hani bazen adamın yanına gidersen bağırasın gelir. Çünkü o adam sana o elektriği veriyor. Diye. Ama beni seviyorsun yani, bir türkü gibi oluyorum, sen evet, o türküyü söylemiş oluyorsun. Evet, ben seni çok yani. Seviyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Çok da destekliyorum, sen de benim kardeşim. Yarışmalarda. Takipçinim yani. Çok teşekkür ederim. Mehmet abim bana lokma hazırlıyor şu anda. Ben sana ellerimle hazırlıyorum, ne yapalım? Biraz da çilek koyalım. Elini alayım. Şöyle, yana bırakayım. 10 numara. Şunu bırakacağım. Bayağı süsledin, süsledin. Şöyle bırakacağım. Daha var mı başka bir şey? Başka ne vardı? Şunun ortasına. Dondurma mı koyacağız bize? Evet. Oo. Bir tane dondurma koyacağız. Hiçbir masraftan kaçınmıyor. Hiçbir masraftan kaçınmıyorum. Bizim burada şeydir. Yani servisimiz müşterinin... müşteriye göre biz hizmet ediyoruz. Çünkü müşteri bizden ne isterse biz onu yaparız. Üstüne dondurma koyarız, sadece lokma yaparız, sadece muzlu yaparız, sadece meyveli yaparız. Aynen. Her şeyimiz o şekilde. Vallahi süper oldu. Sunum da bu. O zaman biz masada afiyet olsun. Tadına bir bakalım. Tabii. Hadi buyurun sevgili Hadi seyirciler. Saygılar. Tuva, hoş geldin. Geldin, tezgaha geçtin. Çok güler yüzlüsün. Orada seni beğendim. Tezgahta misafirleri güzel karşılıyorsun, güler yüzle karşılıyorsun. Dilin çok tatlı, orası okey. Ama Tuğba, senin elin çok ağır. İş yapamıyorsun, hızlı olman gerekiyor. Hızlı olmazsan bu işi başaramıyorsun. Çünkü bu işte çok hızlı olman gerekiyor. Ben burada senin lokma ustası yapacağım. Sen Mehmet Sur'un yanına gelmişsin. Mehmet Sur'un çırağı dedi mi, omuzlara oynayacak. Yere bastın mı, ışıklar sönecek. Fayansa bastın mı, fayans titriyecek. Kolay mı sandın sen bu işi? Alışmışsın, kolay mı sandın, kolay mı sandın? Burada zor sanacaksın. Çünkü bizim işimiz zordur. Ama kolay mı sandın olarak geldinse bu işin en zorunu başaracaksın. Ondan sonra kolay mı sandın olacaksın Tuğba. Evet, Mehmet şefim bana çok güzel iki tane sunum hazırladı. Bir tanesi kendine has tatlısı, sur tatlısı. Diğeri de bildiğimiz lokma ama süslenmiş evet. Bambaşka lezzetler katılmış bir lokma. Sevgimi kattın. Bir sürü. Saymakla bitmez. Cennetin bütün meyvelerini katım içine. Ellerimle yaptım. Yani bilmiyorum, çikolatayı da yaparız, kebabı da yaparız, her şey yaparız, lokmayı da yaparız. Şu lokmaların mutlaka hafta sonu çocuklarınıza iyi, mutlu olur. Çikolata mutluluk veriyor biliyorsun. Güzel mi o kadar? Gerçekten abartmıyorum. Daha soğumamış. Yani tadı enfestir benim zaten. Böyle çıtır çıtır, ılık. Ne yapıyorsun Mehmet abi? Biraz da acı atıyorum. Ben bir de bu şekilde yiyorum vallahi. Yok artık ya. Yani, gerçekten yok yani böyle bir şey. İnanmıyorum sana ya. Peçete vereyim abi. Kameraman Allah'ım. Arkadaşım Recep diyor ki sen de dene. Ben biberden korkmam canım. Çok Allah'ım seviyorum. Ben sana geliyorum. Acıyı da. Valla o kadar güzel oldu ki. Ben de dökeceğim. Hadi bakalım nasıl oluyor. Az bir şey. Tamam. Lokmayı... Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Acı biberle yiyoruz. Şu lokmayı yediğin zaman şöyle. Biberle de bir dener misin? Tamam. Adı ne yedin? Mesela tatlı yedin. Şimdi al bir şey acıyla ye. Böyle güzel. He? Daha güzel değil mi? Çünkü çikolata tatları acı, yani tatlının etkisini düşürüyor. Bir şey soracağım, böyle de güzel oldu. Daha herhalde. Güzel. Yani bazen ben acılı tatlıya atıyorum, insanlar yanlış şey görüyor. Buyurun, Tuğba. Yani tadını sen söyle. Bir de su tatlından yiyeceğim. 10 liradan başka 3 mü eklemi olur isterseniz.
süt attılar. Şöyle dondurma sirke, çiğ sütü, salya, irmik, bir de benim özel sosum var içinde. Hmm. Onu söylemiyorsun ama. Ben öğrenirim, size söylerim sevgili seyirciler. Tamam. O zaman Mehmet abicim, kapılarını bize açtığın için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bol bereketli işlerin olur her zamanki gibi. Siz de bize onurlandırdınız, geldiniz. Aa. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Her zaman gülün. Sevgiyle olun. Çünkü güldüğün zaman, mutlu olduğun zaman hem ömrünüz uzun olur, hem herkesi seversiniz. Hayatımız gülmek ve mutlulukla geçsin. Herkesin, cümlemizin, bütün insanlığın. Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.